Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Google Play hizmetleri durduruldu hatası kısa yoldan nasıl çözülür onu göstereceğim. Ben bu hatayla karşılaştım. Bunu çözdüm arkadaşlar. Umarım bu videom sizlere de faydalı olur. Bununla ilgili takipçilerim bilir arkadaşlar. Kanalımda detaylı bir Video var. Eğer bu kısa yoldan e, düzelmezse ondan da faydalanabilirsiniz. Güzel dönüşler aldım. E, çoğu arkadaşa faydalı oldu. Başka telefonunuzda sorun olmazsa bu faydalı olacaktır. Teknik bir sorun varsa olmaz arkadaşlar. Faydalı olmaz. Ama normal telefonunuz normalse sadece bu hataysa büyük oranda bu hatadan kurtulursunuz diyorum ve sizlere bu kısa yöntemi anlatıyorum arkadaşlar. Öncelikle ayarlara, telefonumuzun ayarlar kısmına giriş yapıyoruz. Burada ayarlar bölümünden uygulamalar var görüyorsunuz. Uygulamalara basıyoruz. Bu uygulamalarımız harf sırasına göredir. Burada aşağı doğru iniyorum. Google Play hizmetlerini görüyorsunuz, buluyorum. Buraya basarak uygulama sayfasına girebiliriz. Ancak bazen bulamıyor biliyor arkadaşlar. Telefondan telefona farklılık gösterebiliyor. Böyle bir durumda sağ üst köşede 3 noktayı görüyorsunuz. Buraya basıyoruz. Burada sistem uygulamalarını gösterdiği bir kısım var. İşte buraya bastığımızda telefonumuzdaki tüm uygulamalar karşımıza çıkıyor. Harf sırasına göre yine takip ediyoruz. G harfinde... Google Play hizmetlerine ulaşıyoruz. Buraya basarak Google Play hizmetleri uygulama bilgileri sayfasına giriş yapıyoruz. İşte arkadaşlar burası çok önemli. Dikkat edelim. Burada ilk yapmamız gereken Google Play hizmetleri hatasıyla karşılaşıyorsanız öncelikle bu depolama kısmı var. Depolama kısmına basıp giriyoruz ve hafızayı yönet kısmı var arkadaşlar. Oraya basıyoruz ve karşımıza tüm verileri sil diyor arkadaşlar. En altta görüyorsunuz. Buraya basıyoruz tüm verilerimizi siliyoruz. Ben telefonum normal olduğu için normal çalıştığı için bunu yapmıyorum. Ama sizde hata varsa bunu deneyin arkadaşlar. Bu dediğim işlemleri sırasıyla yapın. Tüm verilerinizi temizleyin. Daha sonra geriye gelin ve uygulama bilgileri sayfasında Google Play hizmetlerine sağ üst köşede 3 nokta var. Buraya basıyoruz. Burada güncellemeleri kaldır diyor arkadaşlar. İşte buna basarak güncellemeleri kaldırıyorsunuz. İlk yaptığımız depolama verisini silmiştik. Tüm verileri silmiştik. Güncellemeleri kaldırıyoruz. Daha sonra arkadaşlar telefonunuzu kapatın, açın. Şunu belirteyim arkadaşlar, eğer burada 3 nokta yoksa güncellemeleri kaldıramıyoruz diyorsanız burada yapmanız gereken bir yer daha var arkadaşlar. Mağaza uygulama ayrıntıları görüyorsunuz. Burada mağaza uygulama ayrıntılarına basıyorsunuz ve karşımıza Google Play hizmetleri sayfası çıkıyor devre dışı bırak görüyorsunuz devre dışı bırakırsanız da arkadaşlar aynı işlemi yapıyor Arkadaşlar bu da sizlere faydalı olabilir deyip. Bunu da ayrıca belirtmiş olayım ve buradan geri geliyorum ee, sağ üst köşedeki 3 noktadan güncellemeleri kaldırıp telefonumuzu kapatıp açmıştık arkadaşlar. Daha sonra e, telefonumuzu açtıktan sonra, Play Store var biliyorsunuz arkadaşlar. Hepimiz biliyor bunu. Burada Play Store'a giriş yapıyoruz ve karşımıza sayfamız açılıyor. Şimdi ben telefonum normal olduğu için bu, bu işlemleri sizlere anlattığım için yani normalde yapmadığım için normal sayfam açıldı. Ama siz telefonunuzu kapatıp açtıktan sonra karşınıza bir uyarı gelecek arkadaşlar. Google Play hizmetlerini güncelle diyecek arkadaşlar. İşte bu sayfada bu güncellemeyi yapıyoruz. Güncelleme bittikten sonra arkadaşlar Google Play Store'umuzda normal olarak Play Store'umuzda normal olarak çalışmaya başlayacaktır. Uygulamalarımızdaki sorunlar da kalkacaktır. bu güncellemeden sonra tekrar telefonunuzu kapatıp açabilirsiniz. Bu da bir ek fayda sağlıyor arkadaşlar. Tekrar kapatın açın ve bu dertten umarım diyorum kurtulursunuz. Şimdi arkadaşlar şunu özellikle belirteyim. Google Play hizmetleri telefonların bir nevi beyni gibi çalışıyor arkadaşlar. Eğer Google Play hizmetlerinde bir hata olursa Play Store'umuz olsun, uygulamalarımız olsun, sağlıklı çalışmıyor arkadaşlar. Gerçekten can sıkıcı bir durum. Umarım bu videomla Kanalımdaki diğer detaylı videoyla bu sorundan kurtulursunuz. Bir daha bu şekilde sorun yaşadığınızda da tekrar bu şekilde bu işi çözersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar umarım bu videom sizlere faydalı oldu. Sizlerden ricam bu YouTube'un güzel özellikleri var. Süper teşekkür. Kanala üye olma. İşte bu özellikleri bizim için yaparsanız memnun oluruz. Kanalımızı geliştirmiş oluruz. Geliştirmeye çalışırız. Daha güzel videolar yapmaya çalışırız. Bunları yaparak bizlere destek olun. Ayrıcalıklardan faydalanın. Yorumlara öncelik, sosyal medyadan görüşme gibi ayrıcalıklardan da faydalanırsınız. Bunu da belirtmiş olayım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomu beğenin. Umarım bu kısa yoldan bu dertten, Google Play hizmetlerinin sorunundan kurtulursunuz. Yeni güzel, faydalı videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kanalım olan bilgi ve eğlence zamanında kalın.